Yıl 1886. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Adliye Nazırlığı yapmış olan Üryanizade Cemil Molla Efendi, kuzguncuk sırtlarına konduracağı, farklılığın simgesi olduğunu düşlediği köşkü yaptırmak için ümidini kesmek üzereyken rastladı İtalyan asıllı mimar Signor Alberti'ye. Osmanlı'nın köklü görgüsü ve ruhuyla Alberti'nin tekniği ve alafranga bilgisi İstanbul'un belki de en iddialı, her yönüyle yenilikleri barındıran ve tamamıyla kendine özgü bu tarihi eserini yarattı. Yaşamı boyunca Osmanlı Aliye'de Diyanet İşleri'nde başkanlık, Şeyhülislamlık, Danıştay Başkanlığı ve en sonda iki kez Adliye Nazırlığı görevini yapmış olan Abdülhamid'in gözdesi, yakın dostu ve satranç arkadaşı, Vahdettin'in değişmez danışmanı Cemil Molla'nın düşlediği köşkü yaratma coşkusu, 5 yıl süren yapımı sırasında hem mimar hem de ustabaşı gibi çalışmasına neden oldu. O günlerin İstanbul'unda kuzguncuk sırtlarının incisi, altınla yaldızlanmış tavan işlemeleri, vitraylarla bezenmiş yatak odalarıyla en çok konuşulan konuydu. İstanbullunun dilinde 8. dünya harikası olarak anılan köşk, içerisindeki mermerlerin her zaman sıcak kalması için altlarına incecik kalorifer dilimleri döşenmişti. Sultan Abdülhamit Çağı'nın İstanbul'unda Yıldız Sarayı dışındaki bir yerde kalorifer ve elektrik kullanılması hayal bile edilemezken Molla bu konuda da bir ilke imza attı. Cemil Molla Köşkü Yıldız Sarayı gibi dizel motoruyla aydınlatıldı, kaloriferlerle ısıtıldı. İlk elektrikli ev, ilk kaloriferli ev sıfatlarına Molla bir yenisini daha eklemekte gecikmedi. İlk telefonlu ev. Kuzguncuk'taki Beyaz Kuleli Köşk'ün mekansal zenginliği seçkin bir kültür ve eğlence yaşamına da yıllarca sahne oldu. Geceleri dönemin ileri gelen filozof ve şairlerin katılımıyla oluşan ve sabahlara kadar süren tartışma toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar Molla'nın saatler boyu ezberden okuduğu divan edebiyatından parçalarla taçlanıyordu. İttihat ve Terakki'nin iş başına geçmesi ve ardından Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması süresinde Beyaz Kuleli Köşkü'ne çekilen Molla, ülkesini artık bir yönetici olarak değil, sıradan bir vatandaş olarak izledi. Atatürk'ün Beylerbeyi Sarayı'nı ziyarete geldiğinde Molla ile tanışma isteğini bildirmesi, Molla'nın çağdaş hayat görüşünü ve ülkesinin yeniliğe ihtiyacı olduğuna inanan bir aydın olduğu görüşünü destekler niteliktedir. Osmanlı'nın pek çok ailesi gibi mal varlıklarını, yaşam standartlarını sürdürmek için bir bir elden çıkaran Molla ailesi, Cemil Molla'nın 1941'de vefat etmesinden 7 yıl sonra Beyaz Kuleli Köşkü de kaybetti. Mesa Abdülhamit döneminin gayri resmi kültür ve sanat merkezi olan bu köşkü, dillere destan mimari zenginliğiyle birlikte yapımından 100 yıl sonra 1986 yılında satın almış, 2004-2005 yılları arasında ise çok titiz bir çalışmayla restore etmiştir.